kişi de bu şahsı işte müspet bir din adamı, olumlu bir din adamı olarak karşılayacaktı. Peki Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği zaman sıkıntısı neydi bu şahsın? Oturma izni alması gerekiyordu. Oturma izni kim aldı? Oturma iznini Kasım Güley'in baldızı Aylin Radomysl'da aldı. Evet, haberde ve de var. Aylin Radomysl'i bununla ilgili olarak da Abramovich'le de görüştüren kişi de Aylin Radomysl'dir. Evet. Ve Kasım Gülek Türkiye'ye geldikten sonra, yani Fethullah Gülen oradayken Türkiye'deyken, Fethullah Gülen de Türkiye'deyken, o zamanlar henüz daha Amerika'ya gitmeden, Kasım Güley'in Fethullah Gülen'e karşı çok ciddi bir hayranlığı var. Kasım Gülek Anadolu yakasında, Fethullah Gülen Anadolu yakasındayken haber alıyor. Kendisini ziyarete gittiği zaman Anadolu yakasından ayrıldığını, Batı yakasına, yani Avrupa yakasına geçtiğini öğrenince de sabahleyin görürsünüz tekrar Anadolu yakasına gelecek dedik de hayır, geceleyin ne yapıp bir imkan bulup, araç bulup karşı yakaya geçerek Fethullah Gülen'le görüşen bir şahıs. Bu kadar samimi. Bu kadar samimi. Ve Fethullah Gülen bu şahıs öldükten sonra bu şahısın cenaze namazını kıldırıyor. Evet. İşte püf noktalarından bir tanesi bu. Vasiyetinde, o zamanlar vasiyetinde diyor ki cenaze namazımı Fethullah Gülen kıldırsın. Fakat bu Tayyip'e Gülek hanımefendi, benim katıldığım bir programda, darbe komisyonu başkan vekiliydim, benim babamın böyle bir vasiyeti yoktur dedi. Bize mesaj gönderdi. Ben de şunu söylemiştim. Babanızın vasiyetini gönderin, darbe komisyonu tutanaklarına koyalım, tarihe not düşelim. Eğer babanızın böyle bir vasiyeti yoksa biz kendisinden özür dileyelim dedik. Ve kendisine şu soruyu sordum. Peki babanızın bununla bir hukuku yok, böyle bir vasiyeti yok. Neden babanızın cenaze namazını Fethullah Gülen kıldırdı? Şunu söyledi. Çok ısrar ettiler, geldiler. Babamın cenaze namazını kılmak ve kıldırmak istediklerini ve biz de mecbur kaldık. Buyurun kıldırabilirsiniz dedik. Ama Kasım Gülek, Fethullah Gülen ilişkisi teşkillidir. Evet. Ve ta Amerika'dan itibaren Türkiye'ye geldikten sonra Kasım Gülek Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle 46-59 arasında o kadar içli dışlı ki dönemin başkanlarından biri de ya sen bırak Türkiye'yi de gel burada Amerikan Kongresi üyesi ol diyor.